Sağlıkla ilgili üreticimizin bilmesi gereken bütün konularda onlara eğitim vermek suretiyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Uygulamalı eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Ordu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçe bahçe geziyor, üreticiye yerinde uygulamalı eğitim veriyor. Fındıkta kalite ve verimi artırmak için çaba sarf eden ekipler Fındık Bahçe Okulu projesi kapsamında Çatalpınar'daydı. Tarım Müdürlüğü ekipleri üreticileri fındık sezonu sonrası bahçelerdeki bakım işlemleri hakkında bilgilendirdi. Evet, şu içinde bulunduğumuz dönemde hasat işlemleri tamamlandıktan sonraki şu dönemde ilk iş olarak toprak tahlili yaptırmak için mutlaka bahçelerimizde toprak numunesi almamız gerekiyor. Neden? Bunu her fırsatta söylüyorum. Eğer biz toprağımızı tanımadan bitkiye yaraşlı besin maddelerinin ne oranda toprakta bulunduğunu görmeden, bunun tespitini yapmadan gübre atacak olursak paramızı boşa harcamış oluruz. Yeraltı kaynak sularımızı kirletmiş oluruz, toprağımızı kirletmiş oluruz. Ama biz toprak tahlili yapar da bitkimizin ihtiyacı olan gübreyi bitkiye uygularsak, fındığımıza uygularsak, işte biz o zaman gübrelemeden arzu ettiğimiz, beklediğimiz faydayı sağlayabiliriz. Bu nedenle toprak tahlili yaptırmadan gübreleme yapmıyoruz. Bunu bir kez daha söylüyorum. Dip sürgünü ve budama temizliği. Şu an yılda en az iki defa dip sürgünü temizliği yaptığımızda hem ocakların içinin havalanmasını sağlıyoruz ki bu hastalık ve zararların orada yoğunlaşmasını, kümelenmesini engelliyor. Hastalık ve zararlardan iyi bir havalanma yapmak suretiyle bitkimizi korumuş oluyoruz. Dip sürgünü ve budama da bahçelerdeki verimi artıran unsurlardan. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da konu hakkında bilgiler paylaştı. Bir diğer önemli husus, dip sürgünleri temizliğini yılda iki defa yaptığımızda bu dip sürgünleri bitkinin meyve veren dallarının alacağı gübreye ve suya ortak oluyorlar. Biz bu dip sürgünlerini iki defa yılda temizlediğimizde o dip sürgünlerinin verim veren dalların alacağı besin maddesine ve gübreye ve suya ortak olmasını engellemiş oluyoruz, önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla dip sürgünü temizliği de mutlaka yapılması gerekiyor. Müdür Yılmaz, aşılanan bilinç sayesinde artık fındık ocaklarındaki verimi düşüren fazla dallarında kalmadığını, üreticinin bu konuda bilinçlendiğini söyledi. Bugün memnuniyetle ifade ediyorum ki artık ocaklarımızda, fındık ocaklarımızda sıklığa bağlı olarak, çeşide bağlı olarak 6-8 en fazla 10 dal görüyoruz. Bu konuda bir bilinç oluştu. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bir duyarlılık oluştu ve şu an bahçelerinde ocakta olması gereken dal sayısına ocaklarını düşürdüler. Dalları azalttılar. Verim ve kalite vurgusu yapan Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, dal üstü budama konusuna da değindi. Bir diğer husus, dal üstü budama çalışmaları ki bu il genelinde çok fazla uygulanmayan bir konuydu. Dal kesmişi yapılıyordu ama dal üstü budama biraz ihmal ediliyordu. Şu an bu konuda da arkadaşlarımız eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Dal üstünde geriye dönen dallar, birbirinin üstüne dönen dallar, birbirini bastıran, gölgeleyen, sıkıştıran dallar, bunlar kesilip çıkarılmak suretiyle nasıl ki ocakta iyi bir güneşlenme sağladıysak dal keserek, dal üstünde yapacağımız budamayla da dalın üzerindeki sürgünlerin daha iyi güneşlenmesini ve pişmesini sağlayacağız ki oralardan oluşacak tomurcuklardan oluşacak çotanaklar da daha sağlıklı olacak ve bunlardan elde edeceğimiz taneler de daha iri ve daha sağlam olacak. Dolayısıyla verimi ve kaliteyi de artırma noktasında önemli bir avantaj sağlayacağız. Eğer hastalık ve zararlılarla da iyi mücadele edilirse fındık bahçelerinden arzu edilen verimin alınacağını aktaran il müdürü, yapılan projeler kapsamında iyi mesafe alındığını kaydetti. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta yapılan uygulamalar sonrası uzun vadede ordunun dekoltesinin 300 bin tonun üzerine çıkarılması hedeflendiğini söyledi. Dolayısıyla hastalık ve zararlarla mücadeleyi de İyi bir şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman işte fındık bahçelerimizde o arzu ettiğimiz yüksek verim değerlerine ulaşmamız mümkün olacak. Şu ana kadar çok güzel mesafe alındı. Çok güzel örnek bahçeler oluşturuldu. Bu örnek bahçelerin sayısı her geçen gün artırılıyor. Ben inanıyorum ki yakın zamanda il genelinde bu bahçelerin sayısı çok daha artacak. Bizden görerek, bizim yaptığımız bahçeleri görerek kendi bahçesinde yapacağını söyleyen bugünkü eğitimde de üreticilerimiz oldu. Bunlar yaptıkça diğerlerine de örnek olacaklar ve biz çok yakın zamanda rekoltemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. İnşallah ordu için her zaman söyledim, bir kez daha söylüyorum. 300 bin ton
rekoltenin üzerine çıkmamız kesinlikle hayal değil. 300 bin ton rekoltenin üzerine çıkacağız ve fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını çok daha arttırmış olacağız. Çok daha iyi yerlere getireceğiz.